koşullanma ile ilgili kavramlara devam ediyoruz. Birincisi pekiştirmeydi, ikincisi cezaydı, üçüncüsü genelleme. Koşulsuz uyarıcıya tepki vermeye koşulanan canlı, daha sonra belli özellikleri bu uyarıcıya benzeyen uyarıcılara da tepki vermeye başlar. Yani asa genelleme uyarıcı genellemesidir. Mesela aşk acısı yaşadım erkeklere güvenmiyorum dedim. Bütün erkekleri genellemiş oldum. Felsefe hocaları delidir. Bu nedense genel bir kanaattir. Mesela burada da bütün felsefe hocaları genellenmiştir. Kapı zili çaldı, telefon zannettim. Pavlov'un köpeğine biz zil sesi verdiğimizde salya salgılıyordu. Çıngırak çaldığında da salya salgılarsa eğer uyarıcıları genellemiş demektir. Önemlidir. Genelleme öğretilmez. Ayırt etme dördüncü kavram. Canlı tekrarlar sonucunda genellediği uyarıcıları birbirinden ayırt etmeye öğrenir köpek çıngırak sesinden sonra et gelmediğini anladıktan sonra artık çıngırakla zili birbirinden ayırt edecektir. Beşincisi sönme. Koşulsuz uyarıcı, koşullu uyarıcı olmadan defalarca tek başına verildiğinde bir süre sonra koşullu davranışın miktarında azalma olacak, sonra davranış unutulacak. Zil sesini defalarca Pavlov köpeğe çalsa ve arkasından et vermez ise eğer köpek zil sesine karşı salya salgılama davranışından vazgeçecektir. Yani bunu unutacaktır. 6. Kendiliğinden geri gelme. Şimdi davranış söndürüldü. Aradan bir süre geçti. Herhangi bir ek öğrenme olmadan bu davranış kendiliğinden tekrarlayabilir. Aylarca Pavlov'un köpeğine hiçbir şekilde zil sesi vermedik. Davranışı unutturduk. Aradan aylar geçti. Birdenbire köpek zil sesini duyduğunda bu davranışı tekrar edebilir. Buna da kendiliğinden geri gelme denir. Ve öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik dramatik bir kavramdır. Klasik e, klasik koşullanmayla bir şey öğrendikten sonra karşımıza çıkar öğrenilmiş çaresizlik. Klasik koşullanmada yaşanan pasiflik tüm durumlara genellenir. Öğrenilmiş çaresizlik durumunda isteksizlik, pasiflik, depresyon, korku, boyun eğme gibi bir takım durumlar yaşanır. Mesela okullardaki sınavlarda başarısız olan öğrencinin bu başarısızlığı tüm hayatına genellemesi gibi. Burada da yine bir deney var onu anlatmak istiyorum size. Burası bir akvaryum, büyük bir akvaryum. Bu akvaryumun bir tarafında köpek balığı var. Diğer tarafında küçük balıklar var. Deney yapan bilim adamları burayı ikiye bölüyorlar. Cam bir bölmeyle. Şurada köpek balığı, burada küçük balıklar. Köpek balığı küçük balıkları yeme hevesiyle her seferinde şu tarafa doğru yaklaşmaya çalışırken cama çarpıyor tekrar deniyor, çarpıyor. Tekrar deniyor, çarpıyor. Bir süre sonra artık bu durumdan vazgeçiyor. Çünkü yapamayacağını düşünüyor. Bir süre sonra bu cam bölmeyi kaldırıyorlar. Fakat köpek balığı yine cama vuracağım korkusuyla hiçbir şekilde küçük balıkların olduğu tarafa yaklaşmıyor. Yani bu çaresizlik durumunu artık öğrenmiş oluyor. Şu notu bir kere daha tekrarlıyoruz. Tüm öğrenme şekilleri bir arada eş zamanlı olarak kullanılırlar, asla birbirlerinden kopuk değillerdir. Müzik